Beyhut. Soğuk günün güneşli bir aralığında dalıp gidiyorum. Bir zaman kaymasıyla ılık taşlar arasından akan güneş yılanı. Yüreğimde dönüp duran Mart saatçıkları. Havada buğulu, ağır çekim bir zaman. Hırpalanmış Alagadi sahiliyim çoktan. Kaplumbağalarım sonsuza kadar gitmiş. Yüreğimin kumsalında plastik atıklar. Birden iki dedikodu kuşunun carcarıyla benildeyip uyanıyorum. Dört tambura beş okka bir kalabalıkta kayıp bir şiirin arayıcısıyım. Kalkıp buzluktan hormonlu bir elma alıyorum. Evin havasıyla bölüşmek için. Aptal kutusunun karşısına çöküyorum. Yüreğimde bir şiir, Beyhut. Ahşapta kurt yeniği. Duvardan düşen sıva aslında hayatımdan. Toplamaya kalksam uzak kendimi, sağda solda atılı Nestle süt kutuları, soluk İngiliz mühürleri, makyamaşlar, Rumca şarap etiketleri, acı limonlar. Kirpik pancurlarım ne zaman aralansa, ya ürkek ve yanlış yansırım dünyaya, ya da ecel bulutlarıyla yansır içme dünya. Evet, Fikret Demirağ 74 yaşında. Yarın 10 Ocak, 10 Ocak 1940 doğumlu hocamız. Büyük Ozan Fikret Demirağ'ı bir kez daha sevgiyle anıyoruz. Ayten Mutlu onun şair dostu. Türkiye'den ülkemize konuk oldu sanat güncesinde. Bu akşamki programımızda ikinci konuğumuz. Hoş geldiniz sevgili Ayten Mutlu. Hoş bulduk. Aslında çok duygusal bir an sizin evet. için. Çünkü gerçekten de yiten bir değerin ardından, bir dostun ardından konuşmak hiç de kolay olmasa gerek. Çok zor çünkü ben sadece bir arkadaşımı, bir şair arkadaşımı yitirmedim. Ben bir kardeşimi, bir abimi, bir aile ferdimi neredeyse yitirdim. Çünkü o benim için çok başkaydı onun ailesiyle beraber. Gerçek dostlarımdı benim. Çünkü Fikret çok bambaşka bir insandı. Yani diğer şairlerle kıyaslamak yanlış olur belki ama Fikret şair olmaktan önce insan olmayı önemseyen bir insandı. Bu çok önemli çünkü şair egosu diye bir şey vardır. Fikret onu çoktan yenmiş birisiydi. Çünkü tevazu büyüklükten gelir ya, Fikret'te de aynı tevazu vardı her zaman için. Ve ben şunu eklemek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Keşke bir 74 yıl daha yaşasaydı. Kim bilir neler daha yazacaktı. Ama şu anda yazdıkları gibi bir yazdıkları kadar bile bir külliyat oluşturmuş durumdadır. Ve bugün eğer Türk şiiri için Nazım Hikmet neyse, Kıbrıs Türk şiiri içinde Fikret Demirağ odur diye düşünüyorum. Dünya şiiri içinde büyük kayıptır. Çünkü çok özgün bir şiiri vardır. Çok özellikleri olan bir şiiri vardır. Sahici bir şiiri vardır. Hayattan çıkma, hayatın akışından çıkma, alınma. Bu yalanlarla, dolanlarla dolu dünyada onun sahici şiirlerini gerçekten döne döne tekrar tekrar okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bize söyleyeceği çok şey var ve hala bitmedi ve sürecek. Çünkü ölmekle bitmiyor şairlerin ömrü. Fikret çok çok uzun yaşayacak şairlerden birisi diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'den bak yani genel Türk edebiyatı içinde bakıldığı yerden. Evet. Fikret Demirağ tabii siz Türkiye'nin de çok önemli. Türkiye'nin çok önemli bir şairidir Fikret Demirağ. O her zaman Türkçe şiirin diyelim ya da. Hayır, Türkiye'nin de şairidir. Ben öyle görüyorum. Neden? Yani bu şekildeki Akdeniz duyarlılığı bizim ortak kültürümüzden gelme bir duyarlılıktır ve Türkiye'de bu duyarlılığın içerisinde yer alan bir ülkedir. Ve Fikret benim arkadaşım olduğu kadar benim insanım aynı zamanda. Ben Türkiye'de derken ben belki de Kıbrıslıyım. Çünkü ben de lirik bir şiir yazıyorum. Bir zamanlar sağ olsun benim için yazdığı bir yazıda Türkiye'nin Safosu demişti o yazıda Fikret Demirağ. Ha neydi? Demek ki bizim ortak bir takım paydalarımız vardı.
Dolayısıyla da biz ayrı ülkelerin şairleri değil, biz dünyaya yazmaya çalışan, insana yazmaya çalışan şairler olduğumuz için, aynı zamanda Türk şiiri içerisinde yerini almış bir şair olduğu için. Yani bugün Fikret Demirağ Türk şiirin içerisinde anılmadan edilemeyecek bir şairdir. Bizler onun. Peki sizce yeterince hak ettiği yeri buluyor mu genel Türk şiiri için? Türkiye. Yani bırakın Yahya Kemal'i falan, onlar bir şekilde bir dönemin şairleriydi. Taltif edilmişlerdir, şudur budur, ama bugün artık şiir dışlandığı gibi hayatımızda şair de zaten bir meczup gözüyle bakılan birisi o haline geldi. Ama aslında tam da bugün, yani her bireyin birer tüketim bireyi haline dönüştürülmeye, robotlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde asıl insanın şiire ve şaire ihtiyacı var. Tam da bugün kaybolan, elimizden alınan hayallerimizi çığlık çığlığa haykırıp onları tekrar diri tutacak, besleyecek olan şeydir sanat ve şiir. Tam da bugün, evet, tam da bugün herkes sokaklara çıkıp bağıra bağıra şiir okumalı diye düşünüyorum. Evet. Aslında baktığımızda, yani bugün işte en çok okunan tür, en popüler tür roman olmakla birlikte yani bir şiirin bir dizesinde aslında bütün bir romanı okuyabiliyorsunuz. Kesinlikle, tabii. Tabii zaten yani şiir dilin hasıdır, özüdür. Onu ortaya çıkartır ve dili ilerletir. Şimdi bir şey anlatmak isteyen Tümce Kurar, işte öykü yazar, roman, bir olay anlatmak isteyen, neyse, hayat anlatmak isteyen roman değil. Bütün bunların özetidir şiir. Öykünün de anlattığını, dediğiniz gibi romanın da anlattığını kısacık 2-3 satırda da bulabilirsiniz. Birkaç dizede de bulabilirsiniz. Bir dünya sunabilir size. Neden? Çünkü size bir şey anlatmaz. Sizin bir şey anlamanızı sağlar. Hissettirerek sağlar. Yani şiir sizin zihninizle buluşup sizde yeniden üretir kendisini. Yeniden yaratır. Şairin elinden çıktıktan sonra zaten artık o okuyanın malıdır. Okuyanın yeniden yazdığı bir şeydir. Dolayısıyla her okuyan onu yeniden kendi hayatına uygulayarak okurken yazar, üretir, yeni açılımlar kazandırır, genişletir, kendi hayatıyla buluşturur ve şiir böyle dolanımı çok da kolay olduğu için çok da etkili bir sanat olarak. Yani kaybolmakta olan dilimizin, öyle söyleyelim bir anlamda. Yani bütün kültürlerde bu sorun var. Mesela 50 yıl sonra artık bir Türkçenin olmayacağını konuşabiliyorsa insanlar, burada bir durup bakmak lazım diye düşünüyorum. Bütün, yani işte her dakika bilmem ne kadar yerel dilin öldüğünü söyleyen bir takım istatistikler var bu dünyada. Bu dünya tek tipleşmeye doğru giderken, sadece bir tek kültürün, bir tek egemenliğinin hükmü altına girmeye doğru hızla yuvarlanırken, bizler artık elimizde kalan son zenginliklerimizi, dilimizi, kültürümüzü, şairimizi, şiirimizi, her neyimiz varsa onu, el sanatlarımızı korumak zorundayız, kollamak zorundayız. Hiç başka seçeneğimiz yok. Yoksa tamamen kimliğimizi yitirip sıradan sokaktaki insandan bile olmayan sıradan yaratıklar haline geliriz. Yani ve dilimizi en çok, yani her dil için geçerli bu. Her dilin şairi dilini en çok koruyan, en çok öne çıkan. Çünkü dil yoksa düşünce yoktur. Dil yoksa bellek yoktur. Dil yoksa hiçbir şey yoktur. Toplum yoktur. Bir ülke yoktur. Bir vatan yoktur. Dil yoksa, dilinizi kaybettiğiniz anda bütün her şeyinizi kaybedersiniz. Konfüçyüs'ün de yanılmıyorsam şöyle bir yaklaşımı vardı. Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız önce dilini ve kültürünü yok edin der. Bu gerçektir. Ve ben acı içinde seyrediyorum ki Fikret de bunun farkında olan şairlerden birisiydi. Yani müthiş bir şey altındayız. Bu yozlaştırma hücumu altındayız. Burada bizim tek silahımız şiir ve sanat karşılığında. Özellikle Yalnızlık Gece Müziği ve Alfa ve Omega kesinlikle kitaplarında çok vurgu yapmıştı bu zamana. Kesinlikle. Zaten yanlış anımsamıyorsam Hüzün Ana, o dört serilik kitabın başlangıcında yüreği şiirsiz bir zamana karşı şiir değneğine tutunanın lididir diyor. Çok güzel değindiniz. Gerçekten Fikret'in, dedim ya, hayatın içinden çıkma sahici bir şiirdir diye, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Her satırında yaşanmakta olanları, zaten şairin asıl görevi bir bilici gibi geleceği gösterip, arkadaş bak sen bunu böyle yapmaya devam edersen şöyle olacak, gel sen bunu değiştir, daha güzel bir şey yap demektir. Yani insanlara ışığı göstermektir. İnsanların yüreklerindeki ışığı yakmaktır. Yani şiir laf salatası değil, laf kalabalığı değildir. Şiir ciddi bir şeydir. İnsanın varoluşundan bu yana
onunla birlikte olan, onun tekerleği bulmasını belki sağlayan, belki uzaya gitmesini sağlayan, yani hayal gücünü besleyen, diri tutan bir şeydir şiir. O yüzden diyorum ki, şimdi insanlar bu kadar şiirden uzaklaşmaya meyletmişse eğer, bunun altında başka şeyler vardır. Bu özellikle yaptırılan bir şeydir insanlara. Yani televizyonlarla, medyayla, şurada burada renkli bir takım şeylerle insanların zihinlerini dağıtıp dikkatlerini o yöne çekerek gerçek değerleri unutturma isteği ile karşı karşıyaysak şayet, asıl sarılmamız gereken de yüreğimizin sesi olan, geleceğin şarkısı olan sanattır. Yani sanatın her dalı belki. Şiirdir, şarkılardır. Evet. Çünkü biz ancak birbirimizin hikayelerini, öykülerini, şiirlerini birbirimizde bularak anlayabiliriz ve tanıyabiliriz ve sevebiliriz ki sevgi açlığı çeken insanoğlunun sevgiyi her zamankinden fazla ihtiyacı var. Evet, bugün dün akşam geldiniz adaya. Evet. Bugün öğrencilerle buluştunuz. Fikret Demirağ'ı konuştunuz. Evet. Ne tür izlenimleriniz oldu? Müthişti. O pırıl pırıl çocuklar, yani 1-2 saatlik bir okul. 19 ben. Mayıs Türk Maarif Koleji'ndeydiniz. Oradaydık. Değil mi? Oradaydık. Öğretmenler ayrı, güzel insanlar ayrı. Gerçekten zeki ve hayatın nereye aktığının farkına varmış olan insanlar. Ve çocuklar şiir seviyorlar. Yani ne kadar güzel bir şey. Şiir yazıyorlar, şiir yarışması yapmışlar. Piyano çalıyorlar, sorular soruyorlar, akıllı sorular soruyorlar, katılıyorlar. Ben çok, yani umudumuzu eksiltmememiz için çok sebep koyuyorlar önümüze. Kesinlikle. Yani o çocuklara bizde bir tabir vardır, kurban olayım. Gerçekten o ve onun gibi bizim geleceği, bizi güzel görmemizi sağlayan, bize umut aşılayan çocuklarımız, öğretmenlerimiz, hepsini alnından öpüyorum. Bu akşam da 8'de, bu akşam 8'de Naci Talat Vakfı'nda Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin Fikret Demirağ'ın doğum gününü kutlama etkinliği diyelim. O gerçekten ölmedi, hiçbir zaman da ölmeyecek. Çünkü yazdıkları belli, söyledikleri belli. Öldüremezler. Yüzyıllar boyunca da söylenecek. Öldüremezler. Onun litleri yüzyıllar sonra da söylenecek. Tabii. Ben ona inanıyorum. Tabii. Çünkü bu bence Homeros'tan, bu coğrafyada Homeros'tan devralınan bir gelenektir. Kesinlikle. Ve her dönemde birileri o bayrağı taşıyor daha sonra. Zeytin, şarap, üzüm, Akdeniz'in dalgaları, yıldızlar. Zaten işte lirik bir Akdenizli şair. Ama bu aynı zamanda bir dünyalı şair olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Keşke burada olsaydı da birlikte söyleşiyor olabilseydik kendisi. Keşke tabii ki. Siz bunları söyleyince duygulanmamak, hüzünlenmemek elde değil. Ama bu akşam Fikret Demirağ, eminiz. Yani gerçekten de metafizik bir boyut varsa bizimle birlikte şu an. Zaten şiirleriyle bizlerle birlikte. Her zaman Kesinlikle. İçin. Bu akşam onun şiirlerini okunacak. Sizin yazdığınız şiirler de şimdi var. Şimdi bizim şöyle bir projemiz vardı Fikret'le. Bir şiir o yazıyordu. Ben de yanıt şiir yazıyordum. Adını da yanıt şiirler koymuştuk. Birlikte bir kitap atışma oldu. Gibi bir şey mi? Yani onun gibi. Ama daha modern biçimde. Böyle bir projemiz vardı. Fakat araya mesafeler girdi, zaman girdi, başka bir takım sorumluluklar girdi. Yani seyrek yapabildik biz bunu ve maalesef kitabı tamamlayamadık. Biz onu kaybettikten sonra ben o kitabı tamamlamayı düşündüm. Bilemiyorum, becerebilir miyim, yapabilir miyim? Yani onun daha önce yazdığı şiirlerden yola çıkarak, belki onlara bir takım yanıt şiirleri ekleyerek. Şu anda elimde işte o... Bu bağlamda yazmış olduğum 7 tane şiirim var. Onları okumamı rica ettiler. Seve seve, çünkü o yanıt şiirler daha sonra değişti benim için artık. Yani acıyla karışık şiirler haline geldi. Ama hep Fikret'le konuşmalar şeklinde. Onları paylaşmaya çalışacağım. Biz de bu akşam kayda alacağız onları ve sanat güncesinde önümüzdeki hafta o yanıt şiirlerle ilgili. Keşke yaşasaydı da hiçbiri olmasaydı. Ben bunları yaksaydım. Karşılıklı okusaydınız. Ben bunları yanıt ya da yaksaydım. Yani hiç önemli değildi. Yok, şiir yanmasın. Şiir yanmasın hiçbir zaman. Bizimle de paylaşmak ister misiniz programımızda bir yanıt şiir? Tabii kısa bir şey yap. Bir tanesini. Susalım, Fikret Demirağ.
Konuşsam beyaz yalanlar havalanacak. Simsiyah bir kahkaha güverceninden. Ölü tüyler uçuşacak aramızda. Meleklerin anı sustuğu yerden. Konuşsam konuşacak melekleri çığlığın. Ve mucize rakıda eriyen bir buz parçası gibi ölecek masamızda sessizce. Yalnızlığı aldatan bir akşamın yazdığı yaralı bir şiirde. Susalım. Bakışların birbirine değdiği yerde sözleri unutalım. Ölüm eski bir tanıdık çünkü masada. Oldukça etkili. Bu akşam bu şiirler paylaştırılacak. Naci Talat Barış ve Dostluk Evi'nde. Ayten Mutlu okuyacak. Fikret Demirer şiirlerini, kendi şiirlerini. Onu konuşacağız. Sanatçı ve şair dostları. Onu 74. doğum gününde bir kez daha 74. doğum gününü bir kez daha kutlayacağız. İyi ki doğmuş, iyi ki yaşamış, iyi ki bize bu güzel şiirleri armağan etmiş ve iyi ki benim dostum olmuş. Ona buradan teşekkür ediyorum. O duygular bana dair. Çok teşekkür ederim. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Yarın akşam da Serdarlı'da olacaksınız. Evet, evet. Yani onlar da eksik olmasınlar. Bir anma tertip etmişler. Ben de orada olmayı çok istedim tabii. Gelebilirsiniz, bekleriz. Bu kısacık anı da bizimle paylaştığınız için sevgili Ayten Mutlu, sanat güncesinde. Ben size çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Sağ ol. Eksik olmayın, başarılarınızın sürmesini diliyorum. Evet, şiir hiç eksilmesin hayatımızdan. Gerçekten de bu çok önemli. Sevgili Ayten Mutlu'nun da vurguladığı gibi. Çünkü şiirsiz bir hayat kuru yaprak gibi bir şey olsa gerek. Kuşkusuz ya da susuz bir toprak olsa gerek.